Evet efendim. Tabii efendim, tamam. Zaten toplantı halindeyiz. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Sağ olun, güle güle. Dosyaları dağıtın lütfen. Mecliste komisyon kararı onaylanmış. Önümüzdeki 5 yıl planlamasında öngörülen bu baraj projesi için hemen kamulaştırmaya gideceğiz. Kamulaştırma işlemleri bitinceye kadar bu iki köyün, yani Sarı Kabak ve Uzun Kabak köylerinin yeri ve adlarının son derece gizli tutulmasında köylünün arsa spekülatörleri tarafından zarar görmemesi bakımından fayda vardır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kamulaştırmada barajın ve yan tesislerin kurulacağı iki köyün arazisini kapsayan fizibilite raporuna geçiyorum. Metrekare başına 10.000 lira olarak tespit edildi. Ne dersiniz patron? Güzel, harika bir iş. Sonuna kadar varız. Başka kimsenin haberi yok değil mi? Katiyen. Güzel, para hazır değil mi yavrum? Hazır, buyurun efendim. Buyurun, hizmetinizin karşılığı. Aramızda kalacak. Aman efendim, şüpheniz olmasın. Fiyat fena değil. Tamam, hakkını hemen hesabına yatırıyorum. Kızım gel. Hangi köyler dedin? Uzun Kavak, Sarı Kavak köyleriymiş. Bakalım. Tamam, sağ ol. Uzun Kavak, Sarı Kavak. Güzel. Bu iki köyün tamamını da hemen satın aldık mı, devlet istimlak ettiğinde dünyanın parasını vurduk demektir. Ama pek kolay işe benzemiyor. Kolay, kolay. Köylüler saf olur. Yeter ki elimizi çabuk tutalım. Hadi o zaman ne duruyorsun? Bir an önce yola koyul. Köyler nehrin iki yakasına kurulmuş. Ben köylü milletini iyi tanırım. Onları kandırmak çocuk oyuncağı. Aman sinek kaydı oluyor değil mi Recep? Yine mi kız istemeye gideceksin bayram? Boşuna mı bu tıraş? Bu sefer alacağım Zeynep'i. Ben kafaya takınca... Değiştir şu kafayı be. Nasıl değiştireyim? İç donu mu bu? O zaman kızı değiştir. Niye? Yoksa alacağıma inanmıyor musun? Yo, o değil de... Bizim köyde kız kalmadı da mı ta karşı köye gidiyorsun? Zeynep'im için o dereyi yüzerek geçerim ben. Ah şu babası olacak Numan ağa, bir insafa gelse iş tamam. Sana hakiki güvey tıraşı için gelirim o zaman. Sen illa ağa kızı diyorsan bizim köyün ağasının kızı da sana yanık. Bırak şu deli Ayşe'ni be Recep. Surata bak, süngüye davran. İki de bir bayılır. Ne şeytanı gör ne salavat getir derler. Ellerine sağlık. Hadi eyvallah. Hadi rastgele bayram. Sağ olasın. Ana, ana! Ne var bayram? Hazırlan Zeynep'i istemeye gidiyoruz. Tellal çağırt, oğlum bütün köye rezil olalım. Öyle mi yapayım, peki. Gir içeri hadi, kör olmaya sıcak. Gir, hadi. Ya tellal? Tellalın batsın, emin. Allah Allah! Yürü hadi, şaşırdım, düş önüme! Ya, Allah Allah! Başka kız mı yok, a oğlum? 2 yıldır her ayın ilk cuması Zeynep'i istedik. 20 kere gittik kapılarına.
14. İyi ya. Babası olacak herif vermiyor. Belki 15. de verir. Allah aşkına uzun etme. Düş önüme Zeynep İzmir. Ayş, peki, peki. Çok heyecanlandım. Ay bana bir şeyler oluyor. Ne oldu abla? Beni istemeye geliyorlar kız. Sahi mi abla? Ne demek sahi mi? Yalan mı söyleyeceğim sana? Bize gelmediler. Yine beni atlattılar. Öteki köye gidiyorlar. Alacağın olsun bayram. Bana bayramımı göstermiyorsun. Ay bana bir şeyler. Ana koş. Ablam bayıldı gene. Ana. Yine o salak bayramı görmüştür. Ya Muhtar, ha? Bugün ayın ilk cuması değil mi? Öyle. Niye sordun? Baksana, bayram gene karşı köye kız istemeye gidiyor. Geçen yıl aldırttı bana elindeki şekeri. Kız eskidi, paket eskimedi. Numan Ağa kapıdan kovuyor bayramı. Sana verecek kızım yok diye, o pencereden giriyor. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şunun haline bak. Bin defa söyledim, o kız sana yar olmaz diye dinletemedim. Ya Muhtar, Numan Ağa belki yumuşar da bu sefer kızı ona verir. Ha? Ne dersin? Vermez. Numan Ağa, yaralı parmağı kolay kolay işemez. Bu sefer de kovalayacak bayramı. Var mısınız bahse? Bu sefer alacak kızı. 1000 kayme. Var. Vermez lan. Çık parayı. Gel, gel. Alamayacak. Tamam, senle de bahse girerim. Tamam. Alacak kızı. Alamayacak. Senle de varım. Muhtara verelim paraları. Verin, verin. Muhtar, al şu paraları, şahitsin. Şehirde mi sandın kendini lan? Hay oğlum, çok korktum, şu damağımı kaldırsana. Ah, ısırma be. Bırak gazeli de söyle Ahbap. Sarı Kavak köyü neresi? Bura. Kör müsün, arkanda yazıyor. Ya Uzun Kavak köyü? Ora. Peki bu köyün muhtarı nerede? Ne bileyim ben. Ben trafik memuru muyum? Git meydanda sor. Allah Allah. Yürü ana. Beni bu yaşımda elin kapısına rezil olmam için götürüyorsun. Bilmiş ol, bu son gidişim. Bir daha kimsenin evine gidip kız istemeyeceğim. Anladın mı? Muhtar, bayram yine geliyor Numan Ağa'nın kızını istemeye. Bu bayram sonunda bu kızı alacak. Ben böyle inatçı adam görmedim. Muhtar! Muhtar! Numan Ağa da inatçıdır. Tükürdüğünü yalamaz. Kovacak yine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İki dakikaya kalmaz kovulur. Öyle mi? Yok canım. Belki bu sefer kızı alır. Baksana şunun gidişine. Sen Numan Ağa'yı bilmezsin. Vermez kızı. Var mısın bahsine? 1000 kayme. Varım. Çık paraları. Çık ortaya. Çık. Hadi. Muhtara çıkalım. Çık. Tamam, muhtara çıkalım. Gel, tamam. Gel, gel. Gel. Hele al muhtar, şunu al bakalım. Al. Al. İşte. Getir, dök, dök. Thank you.
Bayram yine geliyor beni istemeye. Kurban olam anam. Babama söyle de kovmasın ha. Amma da arsız kişiymiş şu Bayram. Ay geçmiyor, kapıyı çalıyor. Baban gene küplere binecek. Kolay gelsin. Buyur Emine Hanım, hoş geldin. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Allah saklasın. Bir de çamaşır mı yıkayacağız? Onu demek istemedim. Ama baban seni bana bir versin. Vallahi çamaşır da yıkarım. Aman Bayram, hayırlı bir iş için gelmiştik de. Belli belli, biliyorum. Aa içeride. Buyurun konuşun. Buyurun. Gel oğlum. Allah, o ne be? Ulan gene mi sen? Evet gene be. Laf anlamaz mısın? Bende sana verecek kız yok. Nasıl yok? Bal gibi kızım var senin. Yoksa erkek mi o? Defol lan! Defol! Anladık, gidiyoruz. Gelecek ay görüşmek üzere. Öpeyim baba. Her ayın ilk cuması geliyorsun. Türbe mi lan burası? Abi türbe. Mukaddes bir yer. Zaten evlilik mukaddes. Evliliğinden başlama şimdi. Defol lan hadi. Buyurun şekeri. Afiyetle yiyin. Defol dedim. Al şekerini de başına çal. Oh. Ne inatçı adamsın be? Yüzünü görmek istemiyorum bir daha. Pekala Numan ağa. Bir daha gelmeyeceğim kapına. Bundan sonra sen benim peşime düşeceksin. Gene vermedi. Ama sen üzülme. Eninde sonunda seni alacağım. Şehirler bizi ezmeye niyetli. Aman oğlum, damağımı kaldırsana, gene çok korktum. Aa! Yok kaldırmam, ısırıyorsun, kudururum. Ne biçim araba kullanıyorsun be? Traktör mü bu? Hemşerim, Uzun Kavak köyü neresi? Bura. Sen kimi arıyorsun? Numan ağa. Siz de mi kız istemeye gidiyorsunuz? Vallahi bugün hiç gününde değil, avucunuzu yalarsınız. Sinirli adam mı? Hem de nasıl? Yürü ana gidelim kız. Bütün köylünün sevdiği, saydığı bir adam demişlerdi bu Numan ağa için. Oysa baksana neler anlatıyor. Doğru. Eğer köylünün sevmediği biri ise arazi işinde bize yardımcı olamaz. Neyse bir konuşalım Numan ağa ile. Bu heriflerde de akıl yok. Ta şehirlerden gelip Numan Ağa'nın kızını istiyorlar. Koskoca şehirlerden kızına talip var be oğlum. Bizim gibi köylü parçasına verirler mi Zeynep'i? Sen bu işi unut oğlum, unut. Unutayım mı ana? Unut, unut. Bak sen de benimle ters gidiyorsun. Unutmayacağım işte. Numan Ağa'nınki inat da benimki değil mi? Bastığımız afiş köyün bayağı ilgisini çekti ağam. Yanaşırlar mı pek bilemem. Vereceğimiz fiyatı duyunca hepsi bu işe koşacaktır. Biz ne olacağız? Fabrikadan üstüne alacağım. Ben? Senin de hissen hazır.
Fabrikatör olacağız ha. İyi. Hadi. Pazar ola. Ne oluyor ya? Niye millet toplanmış? Köyümüzü satın almaya gelmişler. Fabrika yapacaklarmış. Ne fabrikası bu ya? İyi mi? Şimdi kurulu düzenimiz bozulacak ama ben dünyada satmam bakkal dükkanımı. Acaba ne veriyorlar arazimize? Ne verecekler yahu? 3.30 paraya kapatacaklar işte. İyi fiyat verirlerse ben satarım. Ben hiç satmam. Abla, inşallah seni bekleye bekleye ben de evde kalmam. Ne demek istiyorsun kız? Yani ben evde mi kaldım? Bir an önce evlensen de bana da sıra gelse diyorum. Koca delisi terbiyesiz. Ay, gene geliyorlar. Gene çarpıntım bastı. Hayrola Emine Ana? Hemen de anası olduk. Ne hayrolası kızım? Yani Zeynep diyordum. Şeker kutusunu göremedim de. Hayırlı olsun diyelim mi? Nerede? Gene vermediler kızım. Oh, yüreğim ağzıma gelmişti. Yürü ana, gidelim. Yürü. Ay, bir kaşık ayran bana kaldı bayram. Bir kaşık ayran bana kaldı bayram. Yahu bayram, o hengamede de unuttum. Ne oldu senin o iş? Yine kızı vermediler. Yaşa be bayram! Biz kazandık, ne haber? Yürüyün, muhtardan paramızı alalım. Ulan bayram, bir türlü beceremiyorsun şu işi. Senin yüzünden gitti paralar, yakında iflas edeceğim. Tamam Numan Ağa, bu köydeki temsilcimiz sizsiniz. Karşı köyde sizin tanıdığınız bizimle anlaşacak kim var acaba? Benim bildiğim bir Sait Ağa var. Bu gece misafirim olun hele, yarın gider Sait Ağa ile konuşursunuz. Tamam, köylüyü bizden daha iyi tanırsınız. Ne dersiniz, bizi uğraştırırlar mı? Kim? Bizim köylü mü? Zaten hepsinin bana borcu var. Araziler ipotekli. Ağam, bir tek bayramın borcu yok galiba. O kolay canım. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. Hallederiz. Güzel. Bir an önce işe koyulalım. Hoş geldin. Rahatsız etmiş olmayayım. Ettin edeceğin kadar. Ayşen, gelişinin sebebi ne karga bokunu yemeden? Hiç, rüyamda gördüm de. Ne var o çıkında? Börek. Börek mi gördün rüyanda? Hayır seni. Pek hayra alamet değil. Buyur, acıkmışsındır. Ellerimle pişirdim. Eyvah. Dur ben besleyeyim. Nezleyim, yaklaşma. Ha, anladım. Maşallah, pek de anlayışlı. Ver şu böreğin tadına bir bakalım. Ay ne güzel çiğniyorsun bayram. Sen de ne güzel gülüyorsun. Senin gülüşünün yanında benim günün lafı mı olur? Eline sağlık, börek idare eder. Hadi köye dön. Anan merak etmesin.
Döneyim ama bir kere öp beni Bayram. Niye Bayram mı ki? Benim bayramım sensin Bayram. Yok öpmem. Niye? Fazayla omuzuna dokunsam bayılıyorsun. Öpsem mefta olursun herhalde. Ay gene beni reddetti. Ne olacak benim halim? Amerika sahasına giriyormuş ha? Bütün köy mü yahu? Hemen satmayalım. Düşünmekte fayda var. Muhtarla baş başa konuşalım da sonra karar veririz. Bu Numan Ağa'ya güven olmaz. Haklısın. Sizin köylüler düşüne dursun. Gidip karşı köyde de tezgah kuralım. Said Ağa yardımcı olur. Muhtar götür beyleri. Selamı da söyle. Tamam, buyurun gidelim. Ne oldu ha? Kimse satmaya yanaşmıyor. Düşünüyorlar. Birazdan tek tek gelirler. Merak etme. Köylü kısmısı işte. Tartacak, biçecek ama sonunda satacak. Karşı köyde de bir tezgah kurmak lazım. Malum, ne kadar arazi satın alırsak payımız o kadar yükselir. Haklısın. Muhtar, beylere yardımcı ol, karşı köyün ağasına götür. Numan Ağa'yı tanırım. Bize yardımcı olur. Hadi buyurun gidelim. Buyurun. Yahu bu İstanbul'daki Tektaş Holding'in müteahhitlerinden Yaşar Bey değil mi? Ne arıyor burada? Yahu bu Ankara'daki çok holding'in müteahhitlerinden Ferruh Bey değil mi? Ne arıyor burada? Merhaba. Selamünaleyküm. Merhaba. Hürmet ederim Yaşar Bey ya. Hayrola? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Civarı şöyle bir kolaçan etmeye gelmiştim. Ya siz? Ben de. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Allah. Ne işi var acaba burada? Hayırdır inşallah. Selamünaleyküm. Vay namussuzlar. Bizden evvel davranmışlar. Bizim de faaliyete geçmemiz lazım patron. Hemen bir tellal bulalım. Hadi bakayım çabuk koş. Öteki firma faaliyete geçmiş bile beyim. Allah kahretsin. Nereden haberler oldu? Bir şeyler yapmalıyız. Hemen tellalı bulalım. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Malınızı yok pahasına vermeyin. Karşı köyde Said Ağa tarlanıza %10 fazla veriyor. Duyduk duymadık demeyin. Yahu Said Ağa'ya bak %10 fazla veriyor. Numan Ağa göz göre göre %10'umuzu deve edecekti. Ben size demedim mi bu Numan Ağa'ya güven olmaz diye. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Malınızı yok pahasına vermeyin! Karşı köyde Numan Ağa tarlanıza %10 fazla veriyor! Duyduk duymadık demeyin! Duyduk duymadık demeyin! Numan Ağa'ya bak, %10 fazla veriyor. Ama biraz sabırlı olmakta fayda var. Benim Numan Ağa'ya güvenim sonsuzdur. Ona danışacağım. Bir gidip fikir almayı düşünüyorum. Yahu tarlaları sattık diyelim, sonra ne yapacağız? Ondan sonra kümetsiz gaz gibi ortada dönüp duracaksınız. Sen satmıyor musun? Satmazsam ne olacak? Kıyamet mi kopar? Hem ne diye satayım? Satmayacağım.
İşler düşündüğümüz gibi gitmiyor. Köylü tedirgin. Onu toprağından ayırdın mı sudan çıkmış balığa döner. Onları ikna edecek başka bir şeyler bulmalıyız. Tamam. Yarın sabah hoparlörleri takalım. Marşlar da çalalım. Baş üstünü. Arada konuşma yaparız. Ben konuşma metnini hazırlarım. Evet evet. Bunu iyi akıl ettiniz. Teşekkür ederim. Konuşmayı ben yaparım. Hitabet kabiliyetim kuvvetlidir. Aslan muhtar. Ana, helal şu radyoyu. Gene ihtilal mi oldu ne? Pek muhterem Sarıkavak köylüleri. Allah zeval vermesin. Devletimizin büyükleri her bir şeyi inceden inceye düşünmüşlerdir. Hükümetimiz toplu konutları beşer onar kat apartmanlar olarak dikiyor hamdolsun. Yalnız bir toplu konutta yüzlerce daire var. Evet, yüzlerce daire. Her apartmana bir kapıcı lazım. Bunlar boş, sizleri bekliyor. Acele ederseniz bir apartman kapıcılığı kapar, yakın bir zamanda köşeyi dönersiniz. Karılarınız gündeliğe gider, kısa zamanda zengin olursunuz. Böylece refah içinde yaşarsınız. Zaten karılarınız tarlalarda çalışmıyor mu? Zengin evlerinde yüksek yevmiyeyle çalışır. Kadın erkek çalışmalıyız ki memleket kurtulsun. Aziz köylü vatandaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız. Son müjdemizi açıklıyorum. Arazinize dünkü fiyattan %50 daha fazla vereceğimi ilan ediyorum. Kapıcılık deyip de geçme arkadaş. Doğru. Benim bir asker arkadaşım vardı. İstanbul'da kapıcıydı. Altında arabası, 5 dairesi vardı. Ben de duydum. Eğer bir kapıcılığı garanti ederlerse bu firmaya satarım arkadaş. Ben de satarım. Kahvecilikten iyidir. Tabii. Fazla düşünme vatandaş. Bize gel bize. Malını bizim firmamızda değerlendir. Para nakit. En güvenilir firma biziz. Vur davulcu davulu. Köyde davullar çalıyor ana. Yine bir düğün vardır muhakkak. Tamam, Ayşe'nindir bu düğün. Helal vallahi Sait Ağa'ya. Sonunda kızını kakalayacak birini buldu. Elini çabuk tutsaydın o kızı şimdi sana alırdık. Aman düşman başına öyle kız be ana. Neyse ben bir an önce gidip Sait Ağa'ya bir hayırlı olsun diyeyim. Ne? Yok babam. Ay çok şakasız. Öyleyimdir. Tebrik ederim Ayşen. Evleniyorsun ha? Evlenmek mi? Elif, ay koş bana bir şeyler oluyor. Elif koş. Ah ne oldu yine bayıldı mı? Bu kız da amma illetli ha. Vay bunun kocası olacak kişiye. Böyle her aklına estikçe bayılır mı bu? Siz buyurun içeri. Ben ablamla meşgul olurum. Babam sizinle görüşmek istiyordu. İyi. Bir de hayırlı olsun derim kendisine. Ah bayram. Ah. Köy bayram yerine döndü.
işler açılacak. İnşallah ikimiz için de hayırlı olur ha. İnşallah. Oo, buyur Bayram, hoş geldin. Hoş bulduk Sait ha. Otur, otur. Hayırlı olsun. Sağ ol Bayram. Çok iyi bir seçim yapmışsınız. Biraz karta kaçmış ama idare eder. Çok utangaç canım. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ha tabii, hatırladım sizi. Ben Numan Ağa'ya giderken siz bizim köye gidiyordunuz. Tamam tamam. Sen şimdi söyle bakalım, Numan Ağa ile anlaştın mı? Yahu ne gezer? Numan Ağa Nuh diyor, peygamber demiyor. O halde benimle anlaş. Herife bak, öteki kızını da dehlemeye çalışıyor. Enayi sandı beni galiba. Bir düşüneyim. Çünkü bu istikbal meselesi. Sait Ağa, hadi bana müsaade. Kahveye uğra. Bir de muhtarla konuş. Sana diyecekleri var. Yoksa muhtar da mı kızını bana vermek istiyor? Allah Allah. Bizim buraların en inatçı adamıdır. İyi geçinmek lazım. Ne? Sen inatçısın ama ben senden daha inatçıyım. Şuraya at bakayım imzanı. İşte Bayram geliyor. Hayırlı olsun. Onu mutlaka kandırmamız lazım. Evet. Kapatacağımız arazinin tam ortasında kalıyor toprakları. Merak etme sen. Buyur Bayramcığım. Ne çok gürültü var ya burada. Köyün meydanı panayıra dönmüş. Ne diyeceksen de gideyim, işim var. Gel hele gel. Karşı köyün ağasıyla anlaştın mı? Ne anlaşması ya? Herif beni kapıdan kovdu. Ama sonunda alacağım onun kızını. İnadım inat. Dünyada ne adamlar var birader. Senden iyisini mi bulacak? Yahu Bayramcığım, topraklarını bize sat. İki misli fiyat veririz sana. Yok ya, benim satlık matlık arazim yok. Biri amcamdan, biri babamdan kalmış topraklar. Gitsinler başka yerde fabrikalarını kursunlar. Sen yine iyi bir düşün. Sana teklif edilen para şimdiye kadar hiçbir köylüye teklif edilmedi. Satmıyorum arkadaş. Hadi eyvallah. Yahu bu herifle başımız belada. Evet arkadaşlar. İstanbul'daki yeni apartmanlar kapıcılıkları için sizleri beklemektedir. Öbür firmaya aldanmayın. Burada fiyatlar %15 daha yüksektir. Buralara fabrikalar kurulacak, yaşanmaz hale gelecek. Hava kirliliği artabilir. Sizin iyiliğiniz için bu işi yapıyoruz. Çoluk çocuğunuzu bu pis havalarda yetiştirmeyin. Fabrikalar kurulduğu zaman topraklarınız verimsiz hale gelecek. İşte o zaman yok pahasına elden çıkaracaksınız. İyisini şimdiden bize satıp köşeyi dönün. Devletimiz hayatınızı kurtarın. Baba, kulaklarımız sağır oldu. Daha ne kadar sürecek bu? İki köyde arazilerini bize satsa bütün hoparlörleri sustururum. Bütün köylüye ıstırap çektiriyorsun baba. Fazla konuştun. Kes sesini. Eksik etek ne olacak? Aklı ermez ki. Sizler için para kazanmaya çalışıyoruz biz. Köylü nazlanıyor. Bir şeyler yapmak lazım. Ne yapabiliriz? Öyle bir şey bulmalıyız ki bütün köy arazisini bize satsın. Diyorum ki, malını satana şöyle cazip hediyeler versek. İyi akıl ettin. Masraf ne olacak? Üleşiriz. Ortak değil miyiz? Üleşiriz. Yarın öyle bir tezgah kurarız ki köylü donunu bile satar. Siz o işi bana bırakın. Bir telefon her şeyi halleder. Oğlum,
Hemen git arabadan Ankara'ya acele bir telefon et. Durumu anlat. Baş üstüne. Alo, Hüsamettin Bey. Benim. İşler nasıl gidiyor? He? He? Ha? Peki, ben hemen istediğiniz şeyleri gönderiyorum. Aman kuzum, ne yapın edin, şu işi halledin. Yok arkadaş, satmıyorum. Fiyatlar iki misline çıkarılmış. Ayrıca köyden ayrıldıktan sonra atılacağınız şehir hayatında çok lazım olan alet edevat hediye verilmektedir. Ütü, radyo, renkli televizyon, gelin bize gelin. Bize gelmek menfaatiniz icabıdır. Evet, buyurun, buyurun. Düdüklü tencere. Düdüklü tencere. Bir de saat. Saat. Tut bakayım, bir de saat. Geç, imzala. Televizyon. Televizyon. Gözlük de varmış. Bir de gözlük. Tabii, gözlük de. Sıkı tut, düşmesin. Buyur, imzala. Bir radyo. Radyo. Onu da ver. Bir de... fotoğraf makinesi. Al bakayım bunu. Sağ ol. Fotoğraf makinesini unutma. Hadi. Walkman. Walkman. Al Walkman'ını tut. Bunlar kulaklıkları. Tak kulağına bakayım. Düğmeyi açtın mı? Dünyayı dinle. Kasetli radyo. Kasetli radyo. Bir de saat. Bir de saat. Geç. İmzala. Oraya. Evet, gümüş vazo sana. Arkadaşımın hediyesini ver bakayım, ver. Hop. Bayram Bey, size müessesemizin en kıymetli hediyesini vermeye hazırız. Evet, buyurun. Bu da ikinci renkli televizyon. Hiçbir şey esirgemiyoruz sizden. Buyurun, imzala orayı. Evet. Bayram yerine döndü burası ha. Kulaklarımız sağır olacak. Ne dedim? Kulaklarımız sağır olacak dedim. Onlar yok. Evet. Ha, şimdi söyle bakalım. Çok akıllısın be. Kulaklarına pamuk tıkamış. Benim arazinin hediyesi buymuş. Amma da güzel harmandalı vuruyor ha. Hayda. Benim dükkanın hediyesi düdüklü tencere. Yarım saatte tavuk pişiriyor. Bana kalırsa biraz acele ettiniz. Bakalım Numan Ağa misilleme olarak ne yapacak? Öbür köy bu yarışta yaya kaldı. Hep bir adım geriden geliyor Bayram. Paranızı alabildiniz mi? Toptan ödenecek. Bir iki hafta sonra. Paranın gelmesi eli kulağında diyor muhtar. Ya. Noter gelecekmiş kasabadan. İmzayı bas, parayı al. Ya buranın topraklarında ne var anlamadım gitti. Bugün işler kesat. Bizim köylü böyledir. Düşünür biraz. Hele bir cigara yak. Bekleyelim bakalım. Bizim muhtar pısırık be kardeşim. Karşı köyde üste hediye veriyorlarmış. Ben gidip oraya satacağım tarlamı. Ben de.
Hadi kalkın gidelim. Hadi gelmiyor musunuz siz? Siz düşünün daha. Dirilim 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 dirilim. O ne ki? He? Bu ne diyorum? Ne? Ya nedir bu taktığın? Ha, tarlayı iyi fiyata sattım. Üstüne de Walkman aldım. Allah Allah. Ne hediyeler veriyorlarmış? Aa, düdüklü tencere de var ya. Yapma. Hemen koşalım. Hadi fırlayın. Hadi. Hadi. Dirinam dirinam dirininam. Müşteriler öbür firmaya kaçıyor. Vay namussuzlar. Milleti tavlamak için hediye de veriyorlar. Bütün köy diyor ki sen bir adım arkadan geliyormuşsun. Vay nankörler vay. Baksana Hüseyin. Buyur ağam. Buyur. Hemen bizim ağala git. Kahya koyunları alıp gelsin. Başsın ağam. Biz de malını satana üste bir koyun vereceğiz. Hı hı. İyi fikir. Madem bir işe girdik, masrafımız da olacak. Ortak üleşiriz. Olur, üleşiriz. Benim de bir fikrim var. Ergün, hemen yazıhaneye telefon edelim. Baş üstüne. Ne gibi fikir? Ne gibi mi? Olayı renklendirmek için biz de bir şeyler yapacağız. Koyun işini iyi akıl ettin ağam. El elden üstündür. Başla anonsa. Muhterem uzun kavak köylüleri, şirketimiz arsa fiyatlarını %20 arttırmıştır. Ayrıca Numan Ağa'nın büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği koyunlardan da birer adet hediye olarak verilecektir. Vur davulcu davulu! Gelsin bakalım gelsin. At şuraya imzanı bakayım. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Güle güle. Vay 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 maşallah. Getir bakalım. At şu imzanı. Tamam, hayırlı olsun. Hayırlı olsun hemşerim, hayırlı olsun. Bana bırak, onu ben idare ederim.
hele, gel hele. Ver elini bitirelim şu işi ha. Bitirelim be Numan ha. Aslında ben seni çok severim. Onun için mi evinden kovdun beni? Şeker kutusunu başıma fırlattın. Canım, kasap Sevgi'yi pösteki yerden yere vururmuş. Şimdi de beni mi yerden yere vuracaksın? Yok ya, şu geçmişi unutalım. Unutalım. Gel şuna bir imza at da bitirelim şu işi. Tamam, atarız Numan'a. Sana tam 4 misli para vereceğim. Hem de peşin. Anlamadım. Fiyatı az mı buldun? Tamam. 5.000 lira metresi. Oldu mu? Zeynep'in metresi mi? Ne Zeynep'i? Neler diyorsun sen bayram? Ben arazinden bahsediyorum. Yahu ben de düğünden konuşuyorsun. Zeynep'i vereceksin sanmıştım ben Numan'a. Canım o iş böyle ayaküstü konuşulur mu? Her işin bir erkanı edebi vardır. Ya. Yok Numan'a. Ben işi erkanıyla edebiyle tam 15 kere yaptım. Biliyorum biliyorum. Affet. Beni en son kovuşundan beri bir daha kızını istemeye tövbe ettim. Bundan sonra artık siz gelip beni isteyin. Yani kız tarafı erkek isteyecek ha? Peki ya şu tarlaların? Hele benim işim olsun, senin işini sonra düşünürüz. Hadi eyvallah. Bu adam adam değil, keçi. Bu kadar inatçı insan görmedim yahu. Demedim mi acele ettiniz diye? Bak Numan Ağa fiyatı arttırdı. İyi ama bu tarafın hediyeleri var. Farkı telafi etmez mi? Ama koyun daha kıymetli değil mi? Aa bak bak bizim eskici Yusuf'a kapmış bir tane geliyor. Hay maşallah. O koyun nereden çıktı? Araziyi Numan Ağa'ya sattım. Üstüne koyun veriyor. Öyle karar verdim. Bize verdiğin imza ne olacak? İptal ederiz. Lan Walkman! Hediyeniz olsun. Selamun aleyküm ağlar. Aleyküm selam. Numan Ağa kesenin ağzını açtı. Haberiniz ola. Bana bu koyunu verdi. Ben de bastım imzayı. Bak gördünüz mü? Helal olsun vallahi Numan Ağa'ya. Bu gidişle bizim ağayı bastıracak. Numan ağa şehirde ne yapacak koyunları? Elinden çıkarıyor işte. Sahi yahu. Biz de yakında şehre geçeceğiz. O zaman ne yapacağız hayvanları? Dur ya, dur. Pazara gidip elden çıkarmak lazım. Yarın pazarda ucuz bucuz satalım hayvanları. Doğru. Besleyemeyiz, başımıza dert olur. Haklısın. İşler iyice karışmaya başladı. Bu yarış nereye kadar sürecek bakalım. Sonu hayırlı olsun. Kahve de içer misin oğlum? Son günlere kalırsak fiyatlar iyice düşer ha. Doğru, şimdiden elden çıkarmakta fayda var. Hem şehir yerinde ne yapacağız ineği davarı? Thank you.
Neyse benim ineği elden çıkardık. Peki eşeği ne yapacaksın? Sen o keçileri nereye sokacaksın? Bilmem. Eşeği verdik, ineği aldık. İki de tavuk. Ben bu alışverişten hiçbir şey anlamadım. Muhterem sarı kavaklılar! Karşı tarafın koyun verdiğine aldanmayın. Biz alış fiyatını bugünden itibaren %20 arttırdık. Üstelik alacağınız hediyeler de cabası. Vay namussuzlar. Fiyatı arttırdıkça arttırıyorlar. Biz de arttıralım. Nereye kadar? Bunun sonu yok ki. Ne yapacağız? Bir de anlaşma yolunu denesek. Anlaşmaya yanaşırlar mı sanki? Bir deneyelim. 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 Oğlum gel buraya. Buyur ağam. Koş karşıdaki namussuzlara haber et. Ağam mütareke istiyor de. Baş üstüne ağam. Yarın sabah köprüde buluşalım. Bu iş böyle yürümez diyor ağam. Kabul ederse yarın sabah köprüde buluşalım dedi. Doğru. Numan'a haklı. Artık bir ateşkes yapmanın zamanıdır. Haklısın. Bu iş böyle giderse hepimiz biteriz. Var git ağana söyle, yarın köprüde mütareke için buluşalım. Baş üstüne ağam. Ne olacak? Ne olacağı var mı? Ortaklık teklif edeceğiz. Rekabet iki tarafında zararına oluyor. Haklısınız Yaşar Bey. Anlaşmamız ikimizin de menfaatinedir. Siz ne kadar arazi kapattınız? 1200 dönüm arazi, 75 ev. Biz 1200 dönüm arazi ve 80 hane kapattık. Hemen hemen eşit sayılırız. Ne almışsak ortaya koruruz. 50-50. Tamam, ortağız. Bizim alamadığımız tek yer inatçı Bayram'ın arazisi. Bize de satmadı. Üstelik Bayram'ın iki köy sınırında da arazisi var. İki misli fiyat verelim. Satmaz. Herif keçi gibi inatçı. Her işin bir çıkar yolu vardır. Muhakkak bu Bayram'ın da bir zayıf tarafı olmalı. Var ya, Numan Han'ın kızına aşık. Ne demek istiyorsun? Bunda kızacak bir şey yok Numan'a. Ver kızını, al topu. Ha ya, süs temsili Sait ağamızın kızı da Bayram'a aşıktır. Yo, beni karıştırmayın bu işe. Canım, belki sizin kızlarınız becerir bizim beceremediğimizi. Hiç umudum yok ama haklısın. Denemekte fayda var. Deneyelim bakalım. Anlaştık. Anlaştık. Artık suyunuz ısındı arkadaşlar. Bunlar aralarında uzlaştığına göre iki taraf bir olup köylüyü kazıklamaya karar verdiler demektir. Yiyeceğiniz kazık hepinize hayırlı olsun. Sen satmıyor musun? Ne satması? Ben bomba koydum köprüye. Havaya uçuracak. Ne? Bomba mı var köprüde? Ya patlarsa? Havaya uçarlar. Olamaz, olamaz. Kaçın! Bomba var köprüde! Ben koydum ben! Bu böyle yürümez beyler. Adam resmen bizimle alay ediyor. Evet, o namussuzun haddini bildirmek lazım.
Biz elimizden geleni yapıyoruz. Köylünün de sabrı taşmaya başladı. Koş, anons yap ve kararı açıkla. Beni tek başıma göndermeyin oraya. Linç ederler. Siz de benimle gelin. Hadi, ha, tamam, gelin. Hadi, gelin. Tamam. Hadi buyurun, yürüyün. Buyurun. Hadi. Ne o? Ne istiyorsunuz? Derdiniz nedir? Paramızı istiyoruz. Arazimizi de sattık. Kapıcılık vaatleri ne oldu? Ha? Artık buramıza geldi. Bekleyeceksiniz. Ne? Ne zamana kadar? Artık sabrımız taştı. Doğru söylüyor. Sabrımız kalmadı. Paramızı hemen verin. Yoksa tarlamızı satmıyoruz. Elbette ya. Para yoksa arazi de yok. 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 Vermiyoruz. Yok. Satmıyoruz. Bitti. Yok. Buraya al, kadar satmıyoruz. Sayın Sarıkavak ve Uzun Kavak köylüleri, iki firma arasında uzlaşma olmuş ve fiyatlar dondurulmuştur. Hepinize en son fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır. Yalnız sayın köylülerim, işin ucu Bayram denen oynatçı adama dayanmaktadır. Bayram da arazisini sattığı gün noter gelecek, kat'i mukaveleler yapılacak ve paranızı cebinize koyacaksınız. Bırakın malal okumayı. Onda keçi inadı var. Dünyada satmaz. Doğru, satmaz. Laf ebeliğini bırakın. Boş lafa karnımız tak. Başka çaresi yok mu bu işin? Olmalı. Yoksa satmayız. Muhterem hemşerilerim, firmamız kendini bilmez bir bozguncu yüzünden sizlerin mağdur olmasına asla göz yummaz. Allah'ın izniyle bu meseleyi de halledeceğiz. Şimdi sizden ricamız sakin olmanız ve dağılmanızdır. Bu bayramın katli vacip oldu. Rüstem, bir çare bulalım. Bulalım Sait Ağam. Yani öldürecek miyiz? Neden olmasın? Yahu Sait'a, bu çok tehlikeli bir iş. Peki diyelim ki bayramı temizlettik. Araziyi kimden satın alacağız? Orasını muhtar halleder. Tek varis anası kalır. Anası okuma yazma bilmez ki. Bunlar oğlunun cenaze evrakı diye parmak bastırır senede. Olur biter. Ama biraz zor. Bu iş için profesyonel lazım. Ben yardım ederim. Ben de hallederim. Sarı kız, sen niye yemiyorsun? Ne oluyor ya? İşte rekabetin sonu, birbirlerini vurmaya başladılar. Keşke o iki müteahhit de mefta olsa da köyümüz kurtulsa. Geh bili bili bili, geh. Adamının beceriksizliğinde. Benim adamıma laf etme. Kesin dalaşmayı be. Şu bayram belasından nasıl kurtulacağız onu söyleyin. Tek bir çaresi var ağalar. İş size düşüyor. Nasıl yani? Yollayın kızlarınızı. Tavlasınlar adamı. Siz de kapın tarlayı, bitsin bu iş. Hanım, diyorum ki şu inatçı bayramı bizim kızla bir evlendirsek her şey kökünden hallolur. Ne dersin? İyi olur bey. Zaten ne zaman karşılaşsalar kıza bir haller oluyor. İyi ya. İş olacak gibiyse benim haberim yokmuş gibi bayrama görünüp konuşsun. Hemen baş göz edelim. İnşallah bey, inşallah. Ben de fabrikatör olup büyük şehre bir kapağı atayım. Gör o zaman keyfimi. Uyusana artık bey. Uyku tutmuyor hanım. Kafamda bin türlü düşünce var. Sen Zeynep'in ağzını aradın mı? Aradım. O dünden razı. İyi.
Benim de rızam gelmiştir. Zeynep'e çıtlatıver. Benden habersizmiş gibi bayrama haber salsın. Gelip bir daha istesin. Olur ağam. Bu işe Zeynep çok sevinecek. Ben de. Gelsin. Hoş geldin başımın belası. Aa, sen miydin? Yoksa başka birini mi bekliyordun? Allah'ım, gözlerime inanamıyorum. Yoksa rüya mı? Zeynep, bu sen misin? Evet, inanmıyor musun? Gülüşünü yiyeyim senin, he mi? Kız, sen nasıl geldin buraya? Baban duysa seni kasabın eline düşmüş koyuna benzetir. Haberli ama habersiz gibi davranıyor. Babam istedi buraya gelmemi. Bu işte bir bit yeniği var ama dur bakalım. Gel şöyle yürüyelim, tenha da konuşuruz. Bir gören olursa söz ederler. Etmezler. Yoksa benden korkuyor musun? Hiç korkar mıyım? Seviyor musun? Aman bayram. Yürü kız, gel hele gel. Babanın niyeti beni seninle evlendirip arazilerimi sattırmak. Bize de bütün arazilerimizi satıp şehre yerleşeceğimizi söylüyor. İnanma Zeynep, şehirde bu temiz havayı, şu suyu bulamazsın. Her taraf makine gürültüsü. Bir geldiler, kulaklarımız sağır oldu. Kimse de huzur kalmadı. Hakkın var bayram, biz köyde daha mutluyuz. Aferin benim akıllı Zeynep'im. Annenin elini öpmek istiyorum. Öpersin. Bir de yemek yeriz. Yürü hadi kız. Bütün köy delikanlıları benim için deli divane oluyor bayram. Hepsini geri çevirdim. Ne? Benimle evlenmek mi istiyorsun? Şöyle bir düşüneyim. Peki bayram. Teklifini kabul ediyorum. Ay kalbim pırpır ediyor. Heyecandan bayılacağım vallahi. Ye kızım ye. Karnınızı iyice bir doyurun. Siz daha gençsiniz. Sağ ol ana. Size zahmet oldu. Ne zahmeti kızım? Kız, sen de yemek yapmasını biliyor musun? Hem de nasıl. Bak, on parmağın da on marifet. Allah Allah. Hayırdır? Kim acaba? Buyur kızım. Şey Emine Hanım teyze. Ha. Anam selam söyledi. Ha. Bu yıl tarhanayı tutturamamış da. Ya. Eğer varsa biraz tarhana istedi. Olur kızım tabii. Var. Kız çekinme ye. Senin yanında iki günde damul gibi şişerim ben. Anam senin bu eve gelin gelmene çok sevinecek Zeynep. Ben de çok sevineceğim bayram. Şu iş bir an önce bir olsa. Olacak Zeynep. Kavuşacağımız günler yakın artık. Ayıp ayıp bayram. Senden hiç ummazdım. Ne yaptım ki? Şurada oturmuş yumurta yiyoruz. Anam zaten erkeklere güven olmaz derdi de inanmazdım. Bana umut verip başkalarını evine aldın. Kim umut verdi sana? Abla, benden sana kardeş nasihatı. Abla mı? Yuh. Ufal ufal da... Evine git. Bu adama inanma. Sağ gösterip sol vuruyor. Seni de kandırıp batağın içine sürükleyecek. Hayatın mahvolacak. Al kızım tarhananı. Artık istemez teyze. Ben zaten tarhanayı bahane edip düğünümüzü sormaya gelmiştim. Alacağın olsun bayram. Bu dünyada kavuşamazsak ahirette sorarım sana bunun hesabını. Ha ha ha.
Bu kız da böyle işte. Her zaman kendi kendine gelin güvey oluyor. Rezil ettin beni be. Kes zırlamayı. Deli danalar gibi böğre böğre yollarda koşturmuşsun. Bütün köyün dilinde. Yakışır mı koskoca Sait Ağa'nın kızına? Koskoca Sait Ağa'nın kızının üstüne başka bir kız sevmek de bayrama yakışmaz baba. Bu adamın katli vaciptir. Ona bir kızın namusuyla oynamanın ne demek olduğunu göstereceğim. Namusuma halel getirmedim baba. Kızın Ayşen bir melek kadar temizdir. Yalnız kalbi yaralanmış bir melek. Abla, ablacığım. Sana ne oluyor, kes. Ablam çok acıklı konuştu baba. O adama asmalı. Nasıl ablama acı çektirmişse o da çekmeli. Ben onun burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Sait Ağa demesinler. Aslan babam. Ama durun bakalım. Belki Numan Ağa işi halletmiştir. Sen babana aynen dediğimi söyle. Büyük yemin ettim. Bir daha gelmem istemek için. Kendileri gelsin beni istesin. Vallahi bilmem ki, kabul ederler mi? Ben bir kere söylerim. İnşallah kabul ederler de hayırlısıyla bu iş olur. Sen de olmasını istiyor musun kız? İstiyorum bayramım. Ben gideyim artık, merak ederler. Hadi hayırlısı. Allah Allah. Dünya tersine dönüyor galiba. O inatçı keçi ne dedi, ne dedi? Yemin ettim. Artık istemeye gelmem. İlle de babam beni istesin dedi. Ve subhanallah. Yani kız tarafı mı görücü olacak? Evet baba. Ne günlere kaldık ya Rabbim. Bu işin beklemeye tahammülü yok. Katlanacağız. Buyurun, hoş geldiniz. Emine Hanım, hayırlı bir iş için geldik. Öyle mi? Buyurun oturun hele. Nasılsınız? Hamdolsun. Geçin efendim, buyurun şöyle, buyurun. Sağ ol, bayram oğlumuz yok mu? İçeride. Bayram, oğlum. Ne? Misafirlerimiz geldi, kahveler hazır mı? Hazır anne. Buyurun efendim. Tutu maşallah. Doğrusu çok edepli bir oğlum var Emine Hanım. Aman aman, gerçekten öyle. Sağ olun. Oğlumu saçımı süpürge edip bu yaşa kadar getirdim. Hayırlısıyla bir de mürüvvetini görsem. Anne, aşk olsun. Lafın kısası, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlunuz bayramı, kızımız Zeynep'e isteriz. Buyur oğlum. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ne dersin oğlum? Peki anne. Oh be. Oldu bu iş. Hemen nikah, yarın da düğün. Thank you.
Hadi bana müsaade. Ne geliyorsunuz peşimden ya? Muradını erdin artık. Hayırlı olsun. Sayenizde eremedik daha. Yahu bırakın peşimizi. Hep birlikte mi gireceğiz gerde? Ne arsız adamlarsınız be? Ere dur bayram. Artık şu imza işini halledelim ha. Niye? Ne imzası? Attık ya. O nikah içindi. Şimdi de arazinin satışı için imza atacaksın. Ha o mu? Yahu acelenizle anlayamadım. Sabah ola hayrola. Bakalım leylek ne getirecek bize? Kız mı oğlan mı? Belki de ikiz olur. Bayram. Tövbe tövbe. Kazık kadar herif oldu. Hala kendini leylek getirdi sanıyor. Yoksa beni leylek getirmedi mi? Beni karga mı getirdi? Aa, hadi biz gidip karga bulalım. Ne dersin? Oldu bu iş değil mi? Vallahi ben pek umutlu değilim. Herif son anda bir kazık atabilir. Hele bir yarın olsun görürüz. Aslanım benim. Nasılsın bakalım? Allah'a bin şükür dipçik gibiyim. Neyse. Ne oldu? Sorduğu soruya bak. Sana ne lan? Ya o değil. Arazini satıyorsun değil mi? Yok. Ayda. Bu ne biçim iştir bayram? Bize sattırdın sen satmıyorsun. Olacak şey mi bu? Ben satmam. Niye? Size de satın demedim. Her koyun kendi bacağından asılır. Nasıl yani? Ne demek satmıyorum ha? Kusura bakmayın. Satmıyorum. Dağdan gelip bağdakini kovuyor bu adamlar. Ne için? 3 kuruşluk menfaat için. Sizin de paranızı vermiyorlarsa satmayın. Buna kalecik denir. Satmayacağım. Biz Zeynep'le burada yaşayacağız. İsteyen gitsin şehre. Biz gitmiyoruz. Ne yani? Biz sana niçin kız verdik sanıyorsun ha? Arazini satman için. Yoksa sana bu köyü zindan ederim bak. Gördün mü sana attığı kazığı? Hem kızını aldı hem arazisini satmıyor. Arkadaşlar! Duydunuz mu? Bayram araziyi yine satmıyormuş. Evet dersini verelim. Sen de satacaksın. Hayır. Satacaksın. Hayır. Satacaksın. 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 Çıldırmış bu adamlar ya. Satacaksın. Çekilin yolumdan. Satacaksın. Çekilin dedim. Yolu açın. Bırakın beni. Sakin olun bakalım. Ne oluyor burada? Oh, ucuz kurtulduk. Biraz daha geç kalsaydınız, parçalarımı cımbızla toplardınız komutanım. Ne oluyor evladım? Kimsin sen? Efendim ben Bayram. İnatçı Bayram. Sen sus, koyun tüccarı. Anlat bakalım. Köylerimizi satın almak istiyorlar. Hepsi sattı. Bir tek ben satmıyorum diye linç edeceklerdi. Kimler satın almak istiyor köylerinizi? İşte şu müteahhitler.
Geldikleri günden beri köyde huzur kalmadı. Köylü pür telaş, ha babam bir şeylerini satıyor. Neymiş efendim? Buraya fabrika kurulacakmış. Oo, kimleri görüyorum. Merhaba Ferruh Bey. Nasılsınız Yaşar Bey? Oo, hoş geldiniz sayın müsteşarım. Hoş geldiniz. Biz de tam şeyden konuşuyorduk. Ya. Açıklama yapmanıza gerek yok beyler. Niyetiniz apaçık ortada. Müsteşar mı? Sen müsteşar mısın? Evet. Ankara'dan mı? Evet. Müsteşar ha? Hı-hı. Hoş geldiniz, ver elini öpeyim. Hoş bulduk. Bu iki adamı çok iyi tanırım. Nereden haber almışlarsa devletten önce davranmışlar. Ne değer biçtiler arazinize? Metrekaresine 4-5 bin lira. Ha? Sizi kandırmışlar. Arkadaşlar, devlet burada bir baraj yaptıracak. Bu iki köyde sular altında kalacağı için metrekaresi 10 bin liradan istimlak edilecektir. Ne? 10 bin mi? Vay namussuzlar vay! Benim arazimi 4 binden kapatıyordu be! Asıl bunları linç etmeli. Ayaklarına taş bağlayıp dereye atmalı. Ne duruyoruz, atalım öyleyse. Hele şükür akıllandınız be. Ben demedim mi bu işin içinde pire yeniği var diye? Pire değil, bit yeniği. Canım, bit yiğit de pire it de bulunurmuş. Anla işte. Devlet ayrıca şu ilerideki tepenin ardında yeni bir köy kurup sizi oraya yerleştirecektir. Köyleriniz sular altında kalacağı için buraları istimlak etmek zorundayız. Bayram satmaz vallahi. Oo, ne inatçıdır o? Satmaz. İmkanı yok, satmaz. Ne dersin Bayram? Devlete karşı boynumuz kıldan ince. Yalnız bir ricam var. Neymiş o? Evimin bacasını bahara yetiştirirseniz iyi olur. Niye o? Leyleğin yuvasını oraya taşıyacağım. Malum, bize bebek getirecek. Sana söz veriyorum Bayram. Leyleğin geldiğinde yuvasını hazır bulacak. Temeller atıldı zaten. Ben de araziyi verdim gitti. Aslan Bayram be! Aslanım Bayram! Bizi kazıklanmaktan kurtardın aslanım benim! Şehirde sen biz perişan olacaktık! Yeni köyümüzün muhtarı sensin! Yaşa! 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 Bayram çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Burada bayram çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Burada bayram çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Burada bayram. Ne demişler? İnatçı derviş? Gene karıştırdım galiba.